Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın duruşması dün Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi salonunda görüldü. Bu davayı Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Sezai Temelli, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izledi. Sezgin Tanrıkulu şu anda İstanbul stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konuğumuz. Önce kısa bir hatırlatmayla, oldukça karıştı çünkü bu dava dosyası, çok fazla fezleke var konuya ilişkin. Kısa bir özetlemek gerekirse, Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016'da tutuklandı. Ardından yargı sürecinde 10 farklı şehirde fezlekeler hazırlandı. 9 farklı savcının hazırladığı fezlekeler 96 saatlik bir süre içerisinde Diyarbakır'a gönderildi. Bu süre içinde Anayasa Mahkemesi ayağı bir yandan işlerken bir yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Dava Selahattin Demirtaş'ın avukatları tarafından 20 Kasım 2018 tarihinde Demirtaş'ın avukatlarının başvurusu üzerine başlayan duruşmada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ihlali tespit etmiş ve Demirtaş'ın serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasına hükmetmişti. Ancak AHİM'den çıkan bu karara rağmen AHİM kararına hem Türkiye'nin hem Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının itirazı üzerine dava dün görülen büyük daireye taşınmıştı. Dün neler oldu diye sondan başlayalım. Hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Strasbourg'daydınız dün. Büyük daireye taşındı Selahattin Demirtaş duruşması. Neler yaşandı dünden başlayalım. Türkiye'de 10 farklı şehirde görülen dava Strasbourg'da nasıl yankılandı? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Ben 25 yıl önce tam büyük salonda, yani büyük daire önünde bir davayı savunmuştum. Yani avukatlık aslında heyecan verici bir şey. Orada bir davayı savunmak. Yani sonuçta Avrupa'nın en önemli yargı yeri orası. Heyecan verici ama 25 yıl sonra bendeki duyguyu sorarsanız eğer son derece üzüldüm. Şundan dolayı üzüldüm. Aradan çeyrek yüzyıl geçmiş. Halen biz adaleti Türkiye'de değil, Avrupa'nın işte bir merkezinde bir mahkeme önünde arıyoruz. Bu aslında siyaset kurumunun ve yargı kurumunun Türkiye'de çeyrek yüzyıl sonra hangi halde olduğunu çok önemli bir göstergesi. Yani siyasetin tartışılacağı yer, hukukun tartışılacağı yer orası değil, parlamento olmalıydı. Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmaması lazımdı ve bütün burada bu adaletin sağlanmış olması lazımdı. Avrupa'nın işte bütün ülkelerinden oluşan yargıçlardan 17'sinin önünde Türkiye'deki siyasetin tartışılıyor olması son derece benim açımdan o kadar zaman sonra üzücü bir şey. Bunu ilk önce ifade edeyim. İlk duygum benim bu oldu. Şimdi o kadar karmaşık bir mesele ki Selahattin Demirtaş'la ilgili mesele. Yargıyla siyasetin içe geçtiği, yargının adalet ve hukuk kaygılarla değil, siyasi kaygılarla hareket ettiği, siyasetin yargıyı yönlendirdiği bir dava. Bu kavram da bana aittir. Yani yargı mühendisliği kavramı bana aittir ve patent de bana aittir. Yargı mühendisliği tamamen bu davada adım adım işledi. Yani öyle karmaşık ki şöyle izah edeyim bakın. Dokunulmazlıklar 2016'nın Mayıs ayında kaldırıldı. O zamana kadar Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak çok az sayıda fezleke var. Çünkü kendisi 2006-2007 yılında milletvekili olmuş. Milletvekilliğinden hemen sonra grup başkan vekili olmuş. Eş başkan olmuş. Dolayısıyla hem grupta konuşmuş, genel kurulda konuşmuş ve o konuşmaların benzerlerini gitmiş Türkiye'nin değişik yerlerinde yapmış. Onlardan dolayı aslında soruşturma falan çok fazla yok. Ne zaman ki dokunulmazlıklar kaldırıldı, kaldırılmaya çalışıldı, o zaman bütün milletvekilleriyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan talimatlar gitti. Ne var ne yok karıştırın falan filan diye. Fezlekeye dönüşmemiş evraklar, 2010'da, 2009'da, 2011'de dönüşmemiş evraklar, kayıtta var ama bir şey bulunmamış. Orada öyle durmuş, hızla dönüştürüldü ve Selahattin hakkında, başka milletvekiller hakkında, bizler hakkında onlarca fezleke hazırlandı. 4 Kasım'da ortak bir yargı operasyonuyla bakın. Yani
Her yargı yeri bağımsızdır. Diyarbakır bağımsızdır, Bingöl bağımsızdır, Hakkari bağımsızdır. Bunlar birbirinden bağımsız hareket ederler. Ama öyle bir şey oldu ki HDP'li milletvekilleriyle ilgili olarak ortak bir yargı operasyonuyla yani 9 ilde birden aynı anda, aynı dakikalarda soruşturma başlatıldı. Yani bu yargı bakımından imkansız bir şeydir. Eğer bir yerden talimat verilmemişse. Niye talimat verilmemişse diyorum. Çünkü yargı bağımsızdır ve tarafsızdır. Anayasanın 38. maddesi uyarınca kimsenin talimat almaz. Başlatıldı. Diyarbakır'a getirildiler. Orada işte soruşturmalar falan filan. Sonuçta çok uzun bir süre iddianameler hazırlanmadı, birleştirildi. Nihayetinde Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava açıldı. Güvenlik nedeniyle de dava dosyası Diyarbakır'dan Ankara'ya, güvenlik nedeniyle kendisi de Diyarbakır'dan Edirne'ye gönderildi. Böyle tamamen hukuksuz bir durum ortaya aynı çıktı. Aynı zamanda fezlekeleri hazırlayan bazı savcılara dönük de evet. Dünkü savunmada da yer aldı. Neydi oradaki iddia? Bazı savcılar FETÖ üyesi olmadı. Evet, o savcılar şu anda yoklar. Yani 2010'da, 2011'de, 2012'de fezlekeye imza atan, yasa dışı dinleyen, takip eden, kayıt açan savcılar şu anda yoklar. Ya içerideler ya da meslekten ihraç edilmişler. Böyle bir durum da söz konusu. Neyse şunu ifade edeceğim. Böyle bir karmaşık mesele konusunda sonuçta tutuklanmasına, tutuklanın devamına, ondan sonra düşüncelerinden dolayı soruşturma başlatılmış olmasına, siyasi müdahaleyle açılmış olmasına falan avukatlar itiraz ettiler. Çünkü bu soruşturmanın temelinde sonuçta bir siyasi intikam vardı. İntikam vardı ve siyaseten de Sayın Cumhurbaşkanı'nın telkiniyle, talimatıyla falan işte her gün konuşmasıyla başlatılan soruşturmalar vardı. Açıldı davalar ama tahliye olmadı bakın. Tutuklandı, tahliye olmadı falan. Avukatlar itiraz ettiler. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi bunu görmezden geldi. Anayasa Mahkemesi görmezden geldi. Sonuçta dava AİHM'e taşındı. AİHM 20 Kasım 2018 tarihinde yani tutuklanmasından yaklaşık 2 yıl sonra, evet tam 2 yıl sonra bir ihlal tespiti kararı verdi. Dedi ki Selahattin Demirtaş'ın tutuklandığı zamanki koşullarda tutuklanması makul görülebilir. Ama tutuklanın devamı konusunda mahkemelerin ortaya koyduğu gerekçeler ortalama bir insanı ikna edecek gerekçeler değil. O nedenle sözleşmenin 5. maddesinin 3. fıkrası ilah edilmiştir dedi. Ayrıca ifade ve düşünce özgürlüğü ilah edilmiştir dedi. Çünkü düşüncelerinden dolayı, konuşmalarından dolayı sonuçta iddialar var. 3. olarak şunu söyledi. Dedi ki hükümet sonuçta Selahattin Demirtaş'ı siyaseten içeride tutucu bir tavır izlemiştir. Dolayısıyla sözleşmedeki hakları kötüye kullanmıştır dedi ve 18. maddeden ihlal buldu ve mahkemeye dedi ki, hükümete dedi ki sözleşmenin 46. maddesi yönünde tahliye et. Ama Türkiye'deki mahkeme bunu tahliye etmedi. Bakın. Etmedi. Ne zamana kadar? 18 Temmuz duruşmasına da biz katıldık. 16. Bakın evet. 18 Temmuz 2019 tarihli duruşmasına katıldık. 2 gün boyunca avukatlar ve Selahattin Demirtaş savunmada bulundular. Tahliye talep ettiler. Mahkeme oy birliğiyle reddetti. Oy birliğiyle duruşmayı da 2 Eylül'e ertelendi. Ama 18 Temmuz'da duruşmanın 18 Eylül'de ayrıca statüsü olacağı belliydi. Oradan hatta konuştuk dedi ki herhalde 2 Eylül'e bıraktılar ki duruşmadan önce siyasi ortama bakacaklar bir karar verecekler. 2 Eylül'de duruşmaya avukatlar katılmadı. Selahattin Demirtaş Tekris de katıldı. Tahliye talebinde bulunmadılar. 18 Temmuz'dan 2 Eylül'e dosyada hiçbir şey değişmemiş. Duruşmadan önce pat diye oy bile tahliye kararı verdiler. 16 gün kala tahliye kararı. Evet tahliye kararı verdiler ve duruşmayı da Ocak ayına ertelediler. Bu karara itiraz etti savcı. İtiraz reddoldu falan. Nitekim o dava dosyasından tutuksuz yargılanması kesinleşti. Bu koşullarda bakın. Bu koşullarda 20 Kasım'dan sonra Selahattin Demirtaş'ın avukatları ihlal kararının yetersiz olduğu gerekçesiyle tutuklandığı tarih olan 4 Kasım 2018 2016 tarihindeki koşullarda da tutuklanmayacağı gerekçesiyle ve yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu çerçevesinde mahkemenin ayrıca bir ihlal tespiti yapması gerektiği koşuluyla büyük tahliye başvuru yaptılar. Diler ki bu yine Ahim'deki büyük tahliye. Evet, büyük tahliye başvuru yaptılar. Hükümet de dedi ki ben bu kararı kabul etmiyorum. Biz Selahattin Demirtaş'ı adil ve dürüst yargılıyoruz. Tutuklanması da makuldür. Hukuka uygundur. Ondan sonra da siyaseten de bu işi kullanmış değiliz diye büyük tahliye başvurdu. Büyük tahliyeden ön inceleme yapan 5 kişilik bir panel var. O 5 kişilik hakim her iki tarafın başvurusunu birleştirdi. Dedi ki bu olay siyaseten Avrupa kamuoyu bakımından, Avrupa insan hakları hukuku bakımından önemlidir. Dolayısıyla biz bu kararı büyük dahilede sonuçlandıralım dedi ve
incelemeye aldı ve dün duruşması yapıldı. Büyük dairede olması nasıl farklar yaratacak? Şöyle, büyük daire sembolik ama Avrupa hukuku bakımından, Avrupa insan hakları hukuku bakımından, Avrupa'nın demokrasi değerleri ve hukuk değerleri bakımından önemli davalar konusunda içtihat olabilecek şeylere bakar. Davalara bakar. Süreci hızlandırır mı peki? Süreci de bakın. Hayır, süreçle ilgilidir ama yani bu davanın oraya taşınmış olması siyaseten doğru değil. Hükümet yani sonuçta kendisine muhalif olan bir siyasetçi kişiyi hapiste tutuyor. Hukuka aykırı bir şekilde hapiste tutuyor. Cumhurbaşkanı adaylığı sırasında onun tahliye olmasını engelliyor. Eşit şartlarda ondan sonra aday olmasını engelliyor. Ve işte Avrupa'nın bir parçası olmaya çalışan Türkiye'de muhalefet bu şekilde cezalandırılıyor. Bu algının Avrupa kamuoyu önünde, büyük daire önünde tartışılıyor olması kötü bir şey. Türkiye'nin demokrasisi bakımından. Yani hiç bunların olmaması lazım. Bu üzücü bir şey. Şimdi tabii büyük dairede önemli bir duruşma yapıldı dün. 3,5 saat kadar sürdü. İşte 1 saat, yarımşar saat taraftan avukatların tezlerini ortaya koydular. Hükümeti tabii yani Türkiye'den işte bir daire başkanı vardı. Türkiye'li bir hukukçu, bakanlıkta çalışan. Çok kısa bir konuşma yaptı. Ama Türkiye'li bir siyasetçiye karşı kendi tezlerini savunacak akademisyen, yargıç, avukat işte bulamaması 30 yıl sonra, bakın niye 30 yıl sonra diyorum, Türkiye 1989'da sözleşmeye taraf oldu. 30 yıldır hala biz bu hükümeti Avrupa'da savunacak bir hukukçu bulamamışız ya. Nasıldı? Şimdi Türk hükümeti tarafı ne dedi dün? Bakın dün dedi ki ben esas itibariyle etti, bakın çünkü... dedi ki esas itibariyle biz bu sözleşmedeki hakları kötüye kullanmış değiliz. Sonuçta terör örgütü üyeliğinden ve terör propagandasından yargılanıyor. Türkiye'de terör büyük bir suçtur. Selahattin Demirtaş'ın da tutuklanması, yargılanması sözleşme uygundur. Çerçevesi buydu. Tabii orada 17 yargıç var. Kurayla seçilmiş. 40 küsur yargıç arasından kurayla seçilmiş. 17 yargıç var. Onların çok esaslı soruları vardı gerçekten. Yani dosyaya nasıl vakıf olduklarını gösterdiler. Mesela soruyorlar. Ya terörün tanımı nedir? Yani nasıl herkes terör örgütü üyesi hemen olabiliyor? Terör propagandasının sınırları nelerdir? Yasada bir çerçevesi çizilmiş mi? Bunu hükümet tarafına sordular. Çok açık bir biçimde. Yani cevabı yok tabii bunların. Biz öteden beri eleştiriyoruz ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önceki kararları var. Viyana Komisyonu, Venedik Komisyonu önceki tespitleri var. Terör örgütünün tanımının muğlak olduğu, propagandanın sınırlarının belli olmadığı konusunda çok esaslı sorular sordular. Dahası bakın parlamenterlere tanınmış en büyük ayrımcılık düşüncelerini meclis kürsüsünde ve meclisin diğer organlarında ve onun dışında dışarıda söyleyecek olmalarından dolayı dava ve soruşturma başlatılmayacak olmasıdır. En büyük ayrıcalığımız bizim budur. Şimdi bu soruşturma bağlamında bu ayrıcalık anayasa aykırı bir biçimde kaldırıldı. Bir yargıcın sorusu var. Diyor ki yani demokrasinin temeli, parlamenter demokrasinin temeli yurttaşlar adına parlamenterlerin sözlerinde özgür olmasıdır. Ama anayasa ve iç tüzük güvencelerini kaldırdınız, parlamenterlere dokunulmazlığın kaldırılması sırasında savunma imkanı vermediniz. Peki bunu nasıl test ettiniz? Selahattin Demirtaş'ın işte parlamentoda söylediği sözlerle dışarıda söylediği sözlerin aynı olup olmadığını, aynı mahiyet olup olmadığını, soruşturulmayacağı, soruşturulamayacağı ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında bir süzgeçten geçti mi? Geçmedi. Biz de buna itiraz etmiştik. Dedik ki o zaman dokunulmazlık kaldırılacağı zaman yanlış yapıyorsunuz. Milletvekillerine parlamentoda, genel kurulda ve plan bütçe komisyonunda, karma komisyonunda savunma haklarını elinden alıyorsunuz. Ya biz dışarıda konuşmuşuz. Şeydeki savcı, atıyorum Doğu Beyazıt'taki savcı bizim parlamentoda konuşacağımızı, ne konuştuğumuzu nereden bilecek? Ama bize savunma hakkı verirse biz o savcıya deriz ki ya da parlamentoda deriz ki bakın ben bu konuşmanın geniş bir çerçevesini parlamentoda yapmıştık. Düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğü, parlamenterlerin sorumsuzluğu konusundaki bu ince ayrıntıyı bir Fransız hakim o kadar esaslı bir biçimde sordu ki zaten davanın özü de bu zaten. Yani siyaset yapma hakkı, parlamenterlerin düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı, yasama sorumsuzluğu bu dava bağlamında, Selahattin Demirtaş davası bağlamında ortadan kaldırıldı siyasi intikam için. Ve buna yargı alet edildi. Bunlar hiç test edilmedi. Dün işte yani sonuçta anayasa hukuku bakımından, parlamento hukuku bakımından, insan hakları hukuku bakımından bu ayrıntılı meseleler orada tartışıldı.
Buradaki ben mahkemeleri biliyorum. Selahattin'in yargılandığı mahkemeyi biliyorum. Mahkeme başkanı diyor ki sus, otur, seni kısıtladım, atarım dışarıya. Bir böyle bir ortam var Türkiye'de yargı bakımından. Diğerinde ise yargıcın bütün bunları sorguladığı, San Mario'dan hakimin ya da işte Azerbaycan'dan Ermenistan'daki hakimlerin bizim bu hukukumuzla ilgili olarak neden bu kadar çok müdahil olsunlar? Buradaki yargı nedeniyle, bakın buradaki yargı nedeniyle öyle bir siyasi mühendislikle yapıldı ki, bakın siyasi mühendislik 20 Kasım'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ortaya 2018. çıktı. 2018. Evet, 2018'de aynı gün Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki hamlemizi yaparız, tedbirimizi alırız dedi. Hani Selahattin Demirtaş'ın bir vesileyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uyarınca tahliye edilmemesi bağlamında bunları söyledi. Ne oldu biliyor musunuz? İstisaf Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın 26. Arıza Mahkemesi tarafından verilen kararını 15 gün sonra onayladı. Bunu biz görüyoruz. Burada anlatacak mecralarımız yok. O mecralar şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil oldu. Şimdi biz bunlardan memnun değiliz. Adalet Bakanı, bu hükümetin yetkilileri memnun mu acaba? Kendilerine muhalif bir siyasetçiyi bütün bu yani siyasi kurnazlıkları, siyasi mühendislikleri yargıyla beraber oraya taşınmış olmasından, yargının bu işler acısı halinden siyasetin müdahalesinin açık olmasından memnunlar mı? Yani bu yani son derece üzücü bir şey. Bakın ben 1989'da Türkiye bu sözleşmeye taraf oldu. İkinci başvuru yapmış olan avukatlardan bir tanesiyim. Ama her zaman şunu söylemişim. Adaleti buradaki mahkemeler gerçekleştirsin. Kendi sorunlarımızı burada çözelim. Yargıçlar hukuka uygun davransınlar. Ama 30 yıl sonra bile en önemli davalar Avrupa'ya taşınıyor. Siyasi davalar orada görülüyor ve Türkiye kendi mahcubiyetini, kendi haksızlığını savunacak doğru dürüst dil bilen bir hakimi, Türkiye bir savcıyı... Türkiye Hükümeti avukatı Stephen Talman'dı bu arada. Evet. Kimdir bu avukat? Ya sonuçta yani işini yapan Almanya'da bir avukat, aynı zamanda akademisyen. Ya şimdi bu noktadayız. Yani kendi hukuksuzluklarını bu hükümet Türkiye'de savunacak. Yani bir şey bulamıyor ve bizim vergilerimizle bilemiyoruz o TÜİK'ten mi vermiş, hangi bütçeden vermiş bu para. Onu da sordum ben. Adalet Bakanlığı'na sordum. Yani iki devlet arasında bir mesele olur. Çok karmaşık bir mesele olur. O hukuku çok daha iyi bilen bakın. O hukuku çok daha iyi bilen bir şey tutarsınız işte tahkimde, başka yerde falan filan tutarsınız. Nitekim tutuluyor o türlü davalarda avukatlar falan uluslararası meclede, adalet divanı önünde. Ama bu seninle beraber yarışmış, siyaseten yarışmış, Türk hukukuna göre cezalandırılmış bir davada bizim hukukumuzun parçası olan insan hakları sözleşmesinin içtihatları falan parçası olan bir davada Türkiye'den bir avukat bulamıyorsunuz. Bilmem ne kadar euro, kaç bin euro para verip onu da şey yapıyorsunuz. Bu da bu hükümetin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bence vizyonsuzluğunun, ondan sonra siyasi rehin operasyonlarının Avrupa'da nasıl yakınlandığının tarihi olarak kayıtlara geçecektir. Çok kısa süremiz kaldı. Peki Demirtaş'ın avukatları ne ifade ettiler? Onların ifadeleri nasıldı? Ben onları buradan kutluyorum. Hepsi genç arkadaşlarımız, akademisyen arkadaşlarımız da vardı işlerinde. Hocalarımız da vardı işlerinde. Genç avukat arkadaşlarımız da vardı. Ben tümünü çok yakından tanıyorum. Yani dava dosyasına hakimiyetleri, sunumları bakımından da, hazırlıkları bakımından da kendilerini kutluyorum. Çok açık bir biçimde bu siyasi mühendisliğin nasıl bir siyasi operasyona yargın alet edildiğini ve bu hukuksuzluğu nasıl devam ettiğini çok açık ifade ettiler. Bugün açısından bizi dinleyen merak ettiği mesele şu. Selahattin Demirtaş ana davadan tahliye oldu. Evet. Neden şu anda içeride? Bakın o da başka bir siyasi mühendislik konusuydu, onu da anlattılar. Selahattin Demirtaş'ın bütün fezlekeleri Türkiye'den hepsi Ankara'daki davada birleşti. Sadece bir mahkeme, yani şu andaki Canan Kaptancıoğlu'nu da mahkum eden mahkeme 17. Arıza Mahkemesi avukatların bu talebini dikkate almadı. Elinde bir dava dosyasını tuttu. Yarın öbür gün yani bir olası bir ahimden karar çıkarsa hiç olmasa bir mahkumiyet elde olsun diye. Ahimdeki karardan önce geçtiğimiz yıl yani 2018'in Eylül ayında hızla, o duruşmadan tümle ben katıldım, hızla savunmayı dikkate almadan biraz önce ifade ettiğim cümlelerle sus, otur, atarım gibi kavramları mahkemede kullanarak, Sırrı Süre Önder'in duruşmaya bizzat katıldığında savunmasını dikkate almayarak bilirkişi incelemesi yaptırmaya hızla ceza verdi. 4 ile 8 ay, Sırrı Süre'ye de 3 yıl küsur ceza verdi. Ve sonuçta
İstinaf Mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararından sonra bunu onaylayarak hükümlü hale getirdiler. Ama Selahattin Demirtaş'ın şu anda yani o cezaya göre de içeride kalması gereken süre neredeyse 7,5 aya düşmüş durumda. Bizim mevzuatımıza göre de bir yıldan aşağı düşmüşse cezaevinde kalacağınız süre denetimli serbestlikten faydalanabiliyorsunuz. Şimdi avukatların geçen haftadan bu yana yaptığı başvuru var. Normalde bir saatte, iki saatte. Denetimli serbestlik başvurusu. Evet, denetimli serbestlik başvurusu var. Normalde bir saatte, iki saatte sonuçlanacak bir iş yine 26. Arıza Mahkemesi'nde tıkanmış durumda. Yine savcılıkta tıkanmış durumda. Neden mahkemeler bu konuda karar veremiyorlar? Selahattin Demirtaş hukuki nedenlerle değil siyasi nedenlerle içeride yani tutuklanmıştı. Şimdi yani tahliyesine de bir mahkeme karar veremiyor. Siyasetin karar vermesi lazım. Onu içeride tutmak isteyenlerin karar vermesi lazım. Yargı da onlardan bir işaret bekliyor. O nedenle yoksa geçen haftadan bu yana Selahattin Demirtaş'ın 50 kere tahliye edilmesi lazımdı. Bunu objektif söylüyorum çünkü cezaevinde Selahattin Demirtaş'ın aldığı bir ceza yok. Yani bir görüşme cezası, hücre cezası aldığı ceza yok. Sonuçta bir yılın altına düşmüş diğer mahkumlar gibi, diğer tutuklar gibi objektif koşullar bakımından tahliye olması lazım. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bu konuda kararı var. Benzer davalar bakımından ifade ettiği. Ayrıca birçok mahkemenin birçok cezaevinin de uygulaması var. Sizin çok kısa bir şekilde beklentiniz nedir? Peki bundan sonra hukuki bir süreç bakın, büyük daire 2 aydan az olmayan bir süre içerisinde kararını açıklayacak. Büyük ihtimalle bana göre ihlalin kapsamı genişleyecek. Kendi kişisel kanaatim budur. İkinci olarak da Selahattin Demirtaş'ın her an yani tahliye olması lazım. İçeride tutulduğu her an hukuka aykırılığı daha da büyük hale getiriyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu dün Fransa'nın Strasbourg kentinde görülen Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş duruşmasındaydı. Ahim'deki duruşma büyük mahkemeye, büyük daireye taşınmıştı. Burada neler oldu, bundan sonra neler olabilir birlikte konuştuk. 2 ay gibi bir sürede Selahattin Demirtaş'la ilgili Ahim kararının çıkması bekleniyor. 3 yıla yaklaştı Demirtaş'ın tutukluluğu. 4 Kasım 2016'da tutuklanmıştı. Ne olacak bundan sonra? Selahattin Demirtaş davasında 10 farklı ilde yürütülen soruşturmalar Ankara'da toplandı. Bundan sonraki gelişmeleri de yine takip edeceğiz. Söz şimdi yeniden stüdyoda.